Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimiz sana hamd olsun. Salat ve selam peygamberin Hazreti Muhammed'e olsun. Rızan sahabelere olsun. Rahmetin, mağfiretin, inayetin, affın bütün müminlere olsun. Değerli kardeşlerim, ellerimden tuttu diyor Ebu Said el-Hudri ve dedi ki: "Ya Ebu Said, ey Ebu Said, seni zirveye taşıyacak olan ameli bildireyim mi?" demiş, eklemiş. El cihadu fi sebilillah. El cihadu fi sebilillah. El cihadu fi sebilillah. Allah yolunda gayret etmek. Allah yolunda cihat. Emsali hiçbir amelle karşılaştırılmayacak kadar yüksek payeli bir ameldir. Bakın bir haber paylaşayım. Sahabilerden bir tanesi, yanlış hatırlamıyorsam Abdullah bin Ravaha idi. Sefere çıkmıştır cihat. Hanımı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varacaktır. Ya Resulallah, beyim evdeyken namazı onunla kılardım, oruç onunla tutardım, onunla oturup konuşur, öğrenirdim. Fakat o şimdi yok. Daha üstün bir amel yapmak üzere yola çıktı. Ben acaba onun bu cihat amelinin sevabına nail olacak bugün bir uğraşı içerisinde olabilir miyim? Deyince Allah Resulü Aleyhisselam buna takat getiremezsin diyor. Sen hiç gece hiç uyumadan Sürekli namaz kılmak ve Kur'an okumak, gündüz hiç oruç açmadan sürekli oruç tutmak şeklinde günler geçirebilir misin? Geçiremezsin, zordur. Öyle geçirmiş olsam bile yine de Allah yolunda yapılan cihadın kişiye kazandırdığı hayra nail olamazsın der. Ancak sevap açısından olaya bakarsak, gönül hangi ameli benimseyerek oradaysa o amel o insan için yapılmış bir amel olarak yazılır. Mesela bizimle birlikte olmamasına rağmen bedenleri Medine'de kendileri bizimle birlikte sayılan kardeşleriniz var. Geçtiğimiz ovalarda, dağlarda hep onlar bizimle birlikte sayılmışlardır diyor Aleyhisselam. Müminin niyeti amelinden daha üstündür. Bir güzelliği yapamazsak dahi onu yapmayı temenni etmek, gönülden istemek o işi yapmış kılacaktır. Bu Allah'ın kullarına elbette keremidir ve Allahu Teala kerim bir ilah olarak kullarına bunları bağışlayacaktır. Nihayet cihadı Efendimiz Aleyhisselam teşvik ettikten sonra şöyle de anlamak lazım tabi. içinde bulunduğumuz ortam gereği acaba cihad nedir? Çünkü sadece söylendiği zaman aklımıza savaşın geldiği bir kavram bu ama Medine'de cihat yok mudur vardır Mekke'de cihat yok mudur vardır Mekke'deki cihat kitabın öğretileriyle yapılmıştır ve kitabın öğretilerinde savaş yoktur Medine'ye gelindiği zaman Mekke'deki cihada bir de savaş cihadı katılmıştır O zaman bizim bu devrede bu şartlar altında yoğunluklu yapacağımız cihadımız Allah yollu olan işlerle ilgili bütün bir gayretimizi ortaya koymaktır. İki şey önemli. Allah yolu hangisidir? Sonra o yolda gayretleri ortaya koymak. Rabbim bizi kendisinin yolunda olanlardan eylesin. Allah Resul-i Ekrem'in şefaatlerine nail kılsın. Bizi yolunda gayret ve çabalarını sonuna kadar seferber eden kullarından kılsın. والحمد لله رب العالمين